Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 25 Mayıs 2022 günlerden çarşamba. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili yarışseverler bugün gündüz yarışları İstanbul Bele Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk güzel bir programla start alacak. Öncelikle İstanbul at yarışı analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları Elazığ Yurtbaşı Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. İstanbul at yarışı analizimizin ardından Elazığ akşam yarışları analizlerimle karşınızda olacağım ama öncelikle İstanbul gündüz yarışları ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Sizlerden ricam izlemekte olduğunuz ücretsiz YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza abone olmanız kanalımızın büyümesinde katkı sahibi pay sahibi olmanızı sizlerden rica ediyorum. Diyerek analizlerime geçiyorum. Arkadaşlar bugün İstanbul'da 10 koşuluk bir program var. Bölünen koşular çok bugün fazla talep olması sebebiyle koşular bölünmüş bazı yarışlar. O yüzden 10 koşuluk bir program mevcut. Ben şu şekilde evet Altılganya'nın ilk ayağı, ikinci altının ilk ayağı programın 5. koşusu 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 yarışı dişlere mahsus yarışta. Ben öncelikli şansı burada özellikle son yarışında çok diri gördüğüm, çok beğendiğim bir isim. Bir numaralı Prenses Lina bugün Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak. Hisar Bey temsilcisi yine Alas torunu bir numaralı Prenses Lina'yı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine formda safkan özellikle son yarışında Akın Süzen idaresinde çok iyi uyum sağladığını gördüğüm Ateş Topu'nun temsilcisi 2 numaralı Safiha. Bugün benim bu koşuda ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine çok başarılı bir üçüncülük elde eden, bugün 52 klasikletiyle rakiplerinin yanında start alacak 5 numaralı Dilso. Bugün bu safkana da dikkat edin arkadaşlar. Yine 7 numaralı Dilanur ve 9 numaralı Ses Turbo isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Yani burayı 1-2-5... 7 ve 9 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Evet arkadaşlar güzel Marmara'mızın güzel adası Balıkesir'e bağlı Avşa Adası koşusu. Kupalı bir yarış. Gerçekten güzel Avşa Adası. Özellikle Marmara Adası'nı ben biraz daha güzel buluyorum arkadaşlar. Daha sessiz o anlamda. Avşadası Adası oldukça kalabalık oluyor. O yüzden pek de kafa dinlemeye vakit kalmıyor. Ama gençler açısından Avşa Adası daha cazip bir ada zannediyorum. Arkadaşlar Avşa Adası koşusunda ben yine bu gruptan daha kaliteli olduğuna inandım. Eşkalli Safkan biraz teşvik, biraz güç istiyor. Bugün Ahmet Çelik arkadaşımız üzerinde Victoria Galop'un temsilcisi 4 numaralı Demsi Victory 2 sentetik yarış koştu. Hayatının ilk iki koşusunda ikisinden de birincilikle ayrıldı. Tonya'nın tayı 4 numaralı Dems Victory'yi ben öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Yine 5 numaralı Deniz San Hayatın ilk sentetik koşusunu çok rahat kazandı. Araya açarak kazandı. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Esasında ben bugün 5 numaralı Deniz San'ın bu rakiplerini geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Sadece 4 numaralı Dems Victory'i birinci şanslı isim olması vermemin sebebim sentetik pistte iki yarış yaptı ve iki yarışta da meydinden çıktıktan sonra şartlı üç yarış kazandı. Ee, bugün Ahmet Çelik var üzerinde üstelik ama beş numaralı evet e, Deniz bir Karelin torunu anne tarafından çok güzel bir kanattı var. Annesinin babası Karalin çok e, kaliteli bir safkan. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yani burası 4-5 hatta 1 numaralı koca çınarda tercihlenip 3 safkanla değerlendirilebilir. Bu 3 safkan dışına çıkarsa 7 numaralı Mehmet May Havuk ve 3 numaralı Brabus isimli safkanlar da sürprizci arkadaşlarıma önereceğim isimler olacaktır. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 5 yarışı. Ben burada tabii ki çok kaliteli safkanlar var bu koşuda. Özellikle yarışlarını izledim. Ha, e, bütün safkanlar e, çok kaliteli yarışlar kazanarak buralara gelmişler. Ama burada 7 numaralı Topaz Göl. Yürüyen bir dev düşünün arkadaşlar. Yani Şöyle bir şey düşünün. Bir e, kısa boylu bir cüce bir dev bir atın üstüne biniyor. Öyle düşünün. Yani ben o görüntüyü aldım. E, 7 numaralı Topaz göldün son yarışında sadece safkanı kontrol etmek, yani düzgün gitmesini sağlamak e, adına bir yarış olması gerekiyor. Safkanı düzgün hareketlerle düzgün şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Ve Vedat Abiş arkadaşımız son koştuğu yarışta bu safkanın da ilk yarışıydı. 7 numaralı Topaz Görlün bunu çok iyi yaptı. Benim aldığım izlenim de dediğim gibi yürüyen bir devin üzerinde bir küçük insan var izlenimi verdi bana. Ve gayet çok başarılı koştu ya tabi arkadaşımız da Safkan da hayatının ilk yarışı olmasına rağmen çok çok başarılıydı. Ben 7 numara Topaz Görlü bu rakiplerinin yanında günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağına 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe sentetik piste koşulacak. Kısa vade altı yarışına Nurettin Karaca koşusuna geçiyorum. Bu koşuda kupalı bir yarış 105 bin lira değerinde bir yarış sevgili yarış severler. Arkadaşlar burada özellikle iki safkan ön plana çıkıyor. Son yarışında çok rahat aksiyonlarıyla dikkat çeken 5 numaralı Juno. Gerçi son yarışında da çok sert rakipler restart almıyordu. Şartlı 3 yarış koşmuştu. 5 numaralı Juno ve 1 numaralı Jack Sparrow arkadaşlar bu koşuda ön plana çıkan iki isim ama bugün özellikle Halis Karataş idaresinde piste çıkacak olması beni düşündürüyor. 4 numaralı Wolf Polat'tan bahsediyorum. Ben burayı 5 1 4 ayırmadan yazıp rahat bir yarış izlemek istiyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 5. ayağı 4 yukarı yaştı. Arap Safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 15 yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda son indirimlerimi bu ay yapacağım. Bu aydan sonra grubumuzun aylığı 100 lira olacak. Biliyorsunuz hayat şartları da çok değişti arkadaşlar. Her şeye zam geldi. Yani bu aydan sonra grubumuz 150 lira. 2 aylık 250 lira. 3 aylık katılımda 400 lira olacak. Şey 350 lira olacak arkadaşlar. Evet 150, 250, 350 şeklinde ayarlayacağım. Bugün katılan arkadaşlarımıza özel yani bugün, yarın ay sonuna katılan arkadaşlarımıza özel grubumuz yine aylık 100 lira, 2 aylık 180 lira, 3 aylık 200 lira, 6 aylık da 350 lira şeklinde Evet bu ay sonuna kadar bu şekilde devam edecek grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Yani kelimelerle ifade edelim telefon numarası bilgilerini ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini mail yoluyla bana ulaştırabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okan guner tv adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini ulaştırabilirsiniz. Arkadaşlar altılı ganyanın 5. ayağında sentetikte özellikle çok kolay bir koşu değil. Özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Tabii burada en başta gözüme çarpan isim 3 numaralı Sinan Reis. Bu safkanı her yarışı dikkat ediyorsanız birinci şanslı isim olarak veriyorum. Çünkü gerçekten kalıbıyla, eşkaliyle çok beğenimi kazanan bir safkan. Bugün Baba Mevlüt'ün tayını ben Evet ve de tabiş birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı Hanamichi her koştuğu koşu üzerine biraz daha koyuyor. Bugün Ahmet Çelik arkadaşımız Safkan'ı tercihlemiş. İkinci şansı bu isme vereceğim. Yine 6 numaralı Kızıl Vazo. Evet 1 numaralı yürekli çocuk. Bu Safkan'ı çözemedim arkadaşlar. İstediği zaman geliyor. istediği zaman gelmiyor. Bugün 62,5 kilo. Mehmet Kaya biniyor üstüne. Kendi Safkan'ı ben dikkat diyerek bu safkanı dördüncü şanslı isim olarak vereceğim. Ve iki numaralı Karagül Bey'i de bu koşuda dikkat edilmesi gereken safkandır. Ve altılı Ganya'nın kapanış koşusuna son ayağına geçiyorum. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar burada 4 numaralı İlkim Tay. Son koştuğu yarışta Gerçekten güzel bir ikincilik elde etti. Ve o gün nem kaldı. Evet nem kaldı biliyorsunuz. Bugün e, dördüncü ayakta pardon altılı ganyanın üçüncü ayağında dün koşuyordu. Evet arkadaşlar e, geçilmeyen me bir safkan bir yarış koştu ve onu da kazanmıştı. Dün de gayet güzel koştu. Bugün bu safkanı ilk şanslı isim olarak... Son güzel yarışıyla değerlendiriyorum. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde başarılı koşacağına inandığım isimdir. Son yarışında olduğu gibi yine Mustafa Çiçek arkadaşımız bu safkanı tercihlemiş. Yine 11 numaralı Sarraf'ın incisi. Özellikle 4 numaralı İlkim Tay'ın kötü koşması durumunda devreye girmesini beklediğim isimdir. Yine 3 numaralı Çukurovalı ve 5 numaralı Konçi Bey'de özellikle Erhan Akdu arkadaşımızı ilk yarışlarından beri anlata anlata sizlere bitiremiyorum arkadaşlar. Gerçekten hakkını da veriyor şu anda %15'lik bir birincilik ortalaması var. Hangi apranti var bana gösterin bana işaret edin. Çünkü yarış içerisinde izliyorum özellikle arkadaşlar. Yani böyle tutuyor sağına sonuna bakıyor sanki 40 yıllık usta jokeylermiş gibi yerinde yürüyor. Gerçekten bana göre şu anda en olgun aprantiler arasında hatta en olgun jokeylere kafa tutabilecek nitelikte bir olgunluğu var at binmede. O yüzden 5 numaralı Konçi Bey'i de bugün ihmal etmeyelim arkadaşlar. Gerçekten kötü safkanları bile iyi koşturabilecek nitelikte bir apranti arkadaşımız Erhan Aktu. Kendisinde çalışmalarından dolayı, azminden dolayı tebrik ediyorum. Beni dinliyorsa, evet arkadaşlar ben programı kapatıyorum. İzlemekte olduğunuz bu kanala abone olmanızı, destek vermenizi rica ediyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili severler